Merhaba arkadaşlar. Haftalık on-chain değerlendirmesi 38. haftaya hoş geldiniz. Geçen hafta sizinle beraber olamadım. Kusura bakmayın. Çok fazla iş güç oldu ve bir türlü ayarlayamadık. Barış kendi devam etmek zorunda kaldı. Kusura bakmayın dedikten sonra topu tekrar Barış'a atmak istiyorum. Çünkü bu hafta çok enteresan bir hafta olarak başladı ve öyle devam ediyor. O yüzden ben de merak içindeyim. Evet, çok kararsız bir haftaya başladık. Fiyatlar birazcık oynaktı. Ya hatta oynaklığını korudu diyebiliriz. Şöyle bir fiyat grafiğini açayım ben. Fiyatlar 43.789 ile 48.730 aralığında gezdi. Bu arada dün itibariyle olan bir grafik olduğu için Salı gününün verileri maalesef yok. O yüzden arkadaşlar şaşırmasın. Biz bunları Salı günü çekmeye çalışıyoruz genelde. Bugün ayın 21'i, ileride tarihte izleyecek olan arkadaşlar için. Piyasanın dediğim gibi aşağı yönlü volatilitesi devam ediyor. Ama bu hafta enteresan bir şey gördük. Biz genelde uzun vadeli yatırımcıların stratejik olarak satış yaptığını pek görmeyiz. Birazcık kar almaya başladılar bu hafta. Ama on-chain tarafında ise madenci verileri ve komple network'ün güvenliğini sağladıkları maksimum, daha doğrusu minimum harcanacak olan miktar Thermocap artmaya devam ediyor. 30 milyar dolar seviyesini geçti. Bu hafta bir de fiyat grafiğini çevirmeden önce Çin tarafında dün itibariyle bir geleneksel piyasalarda bir sarsılma oldu. Onun da dolaylı yoldan etkisini bu hafta görüyoruz ister istemez. İlk metriğimizle başlayalım. Ben şöyle grafik olarak açacağım yan taraftan. Net Realized Profit and Loss. Burada ilk metriğimiz bize realize edilen kar ve zarar grafiğini gösteriyor. Burada Temmuz ayının sonundan itibaren fiyatlar 31 bin seviyelerine, 52 bin seviyelerine gelene kadar şurada kırmızının bitişini görüyorsunuz. En yani son Temmuz'un sonuna kadar sürdü ve ondan sonra piyasa yükselmeye istinaden kâra geçmeye başladı. Bu süreç içerisinde 1, 2 ve şurada işaretli olmayan bir tane daha dip görüyoruz. Onun haricinde ortalama olarak yaklaşık yatırımcılar günde 1 milyar dolarlık bir kar realizasyonu yaptığını yapmışlar. Biz bunu görüyoruz. Bu durum bize piyasanın bu satış baskısını absorb edebildiğini, aynı zamanda piyasada yeni para girdiğini göstermiş. Ve şöyle de bir durum var. Bu, çünkü birisi alıyor, birisi satıyor. Bu hareketleri kimin gerçekleştirdiğini görmek için hangi yaş grubu bunu satmış, bu metriye bakabiliriz. Spent Output Age Bands bunun için var. Şöyle ikinci grafiğime geçeyim. Burada çeşitli renkler göreceğiz. Burada 6 yaştan 6 aydan daha yaşlı coinlerin farklı farklı renkleri. 6-12 ay, 1-2 yıl, 2-3 yıl, 3-5 yıl böyle koyulaşarak gidiyor. Biz işte bu hafta görüyorsunuz tekrar bir düşüş trendi var bu 6 aydan büyük coinler için. Ağustos ayında sert bir yükseliş gördük. Satış yapanlar da işte bu kısım olduğunu oradan anlıyoruz. Bu hafta itibariyle ise tekrar düşüşten sonra o en son güncel şu nokta, umarım mouse'um güzel gözüküyordur. Toplamda %4'e kadar geriledi. Long term holder eşiği olan 155 gün ve üstünü düşündüğümüzde bu 6 aydan büyük coinler %4'e kadar geriledi. Yani bu da ne demektir? %96'sı henüz kısa vadeli yatırımcının elinde Bitcoin. Şimdi harcama davranışlarının yani harcama davranışlarının genelini ölçebileceğimiz bir metrik. Spend Output Profit Ratio'ya bakacağız. Onun için ben bir sonraki grafiği açacağım ama burada bir önemli bir bilgi vereceğim öncesinde. Çünkü bu grafikte bu arada o bilgiyi vermeden önce şunu da söyleyeyim. Bu grafikte Glassnode'un kendi analisti Checkmate'in yayınladığı, bizim saatimiz de geç sabaha karşıya geliyor. Ben ona ulaşmaya çalıştım ama herhalde saatlerimiz tutmadı. Burada long term holder'ın spent output profit ratio'su 2 olarak belirtmiş ama burada 4 numaralı seviyeyi işaretlemiş. Ben şu mavi çizgiyi o yüzden çizdim. Arkadaşlar hani benim çizdiğim grafikte orayı görecekler. Ki zaten çok volatil bir grafik. Bunun aslında biz göz kararı ortasına bakıyoruz. Yani çok da yanlış bir şey değil. Ben SEOPERE ile ilgili bir bilgi vereyim. Şimdi SEOPERE hesabında mesela SEOPERE 2 dedik. SEOPERE'nin 2 olması bize o gün on-chain olarak realize edilen karın %200 olduğunu gösteriyor. Yani mesela atıyorum Bitcoin 36 bin dolar. Eğer SEOPERE komple Bitcoin network'ünde 36 bin dolar ve SEOPERE 2 ise network'ün genelinin maliyeti 18 bin civarlarında.
Bunu biz short term olduğu için de, long term olduğu için de, network'ün geneli için de uygulayabiliriz. Şimdi biz burada long term holder üzerinden gideceğiz tabii ki. Burada long term holder'ların 1.5 ila 2 arasında değiştiğini görüyoruz. Ve Mayıs ayından şu dikey siyah çizgiden sonrasına baktığımızda biz yaklaşık olarak yani fiyatı SOPR'ye bölerek hesaplıyoruz burada. 18-23 arası 1.5 olan SOPR'ler için ve 2 SOPR'ler için de 24-31 bin arası, yani toplamda 18 bin ile 31 bin arası bir maliyet hesabı var bu uzun süreli yatırımcılar için. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Mayıs ayı neden önemli? Çünkü günümüzden 5 ay geride. Zaten biz 155 gün diyoruz. O da yaklaşık 5 ay. Buradan şöyle çeşitli çıkarımlar yapabiliyoruz. Bu fiyat aralığında ben bir sonraki grafiğe geçeyim. Bu arada fiyat aralığının hesapladık biz. Zamanla karşı değişimini de göstermek istiyorum. Çünkü burada farklı rakamlar, SOPR'ler görüyoruz. Bunun değişiminin fiyat maliyeti hesabına da gidelim. Şurada şöyle bir grafik çıkıyor. Long term holder'ların maliyet hesabı. Spend cost basis'i öyle çevirebiliriz. Mayıs'a kadar görüyorsunuz çok sessiz sakin giden yaklaşık 8 bin dolarlık bir maliyet varken artık Mayıs'taki o büyük düşüşten sonra şöyle anlayabiliriz. Biz uzun vadeli yatırımcıların genelde hani smart money, bu adamlar eski döngüleri görmüşler, güzel yerde alırlar, güzel yerde satarlar diye düşünüyoruz. Bu herifler o büyük düşüşü gördükleri zaman birazcık hani risk satışı yapmak istemişler. Ve bunun da short term holder değil, long term holder'ın net unrealized profit and loss'unun profitte olmasından anlıyoruz. Şu anda burada yok ama onu cebe koyalım. Maliyetleri artıyor ama bu adamlar hala kârda. Buradan anlıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. 8K seviyesinden görüyoruz yavaş yavaş artmaya başlamış. Ve alım yapmaya da başlamışlar bu herifler. Çünkü maliyet yükseltiyorlar. Hani kimisi satıyor, kimisi alıyor. Bu arada kafa karışmasın, bu network'ün geneli için olan bir şey. Çünkü hani bir tane long term holder diye bir şey yok. Toplamına bakıyoruz. Ve Eylül ayı itibariyle, şu anda 21 Eylül'de bunu çekiyoruz. Güncel veri 18 ile 30 arasında bir arta giden. Tabii artık bu saatten sonra, yani önümüzdeki haftalarda tabii ki bakarız. Gidişatı göreceğiz. Tekrar artıyor mu maliyetler, azalıyor mu? Bunun haricinde on-chain tarafından bir de borsa taraflarına geçelim. Borsa bakiyelerine bakalım. Çünkü borsa bakiyelerinde bu hafta itibariyle enteresan bir seviyelere geri döndük. O da şöyle. 2018 yılının Şubat ayında gördüğümüz seviye, %13'lere kadar borsa bakiyeleri gerilemiş. 2018 Şubat'taki fiyat ise 6.000 ile 10.000 arasında geziyordu. Şimdi bu döngünün hiçbir yerinde öyle bir şey görmedik. Bayağı düşük bir seviye ve eğer ki bu daha da düşmeye devam ederse, hani arz krizi önceki programlarımızda bahsetmiştik. Arz krizinin gerçekten hani gümbür gümbür geldiğini bize bu metrik çok rahat bir şekilde gösteriyor. Bu fikrimizi doğrulayabilmek için borsalara giriş çıkış yapan miktarlara bakarız. Çünkü hani biz burada sadece borsaların makyesini görüyoruz. Yani borsalara düzenli olarak ne kadar giriyor, ne kadar çıkıyorsuna da ayrıca bakmak lazım. Onun için de şöyle bir grafiğimiz var. Exchange Net Position Change. Daha önce de paylaşmıştık aslında arkadaşlar, hatırlarla. Mart 2020'den sonra, daha doğrusu öncesini anlatayım. Mart 2020'den önce bakıyoruz grafiğe. Genelde yeşil tarafta. Hep borsalara giriş olmuş. Ve işte aylık ortalama 50K, 100K gibi. Ama Mart 2020'den sonra bu arada işte Covid'in genel dünyaya yayılıp pandemi ilan edilmesi, hükümetlerin para basması, o birazcık makro ölçek. Ama herhalde bu yatırımcıları tetiklemiş olacak ki 2020 Mart sonrası zincir üzerinde borsalara giden, özür diliyorum, borsalardan çıkan vakiyelere baktığımızda, burada hep kırmızı olmasından bunu anlıyoruz. Azalmaya da devam etmiş. Hatta bu hafta itibariyle aylık 100 bine çok yaklaşmışız. Yaklaşık 92 bin Bitcoin'lik bir çıkış görmüşüz. Ve de bu gördüğümüz grafik borsaların hepsi. Şimdi borsaların özeline de inebiliriz. Birazcık burayı hızlı geçeceğim. Çok önemli bir veri değil ama iki grup borsa var. Anlattığımda zaten hak vereceksiniz. Çok birbirine benzer giriş çıkış şeyi, trendi gösteriyor. İlk grup borsalar Bittrex,
Bitfinex, Kraken, Gemini ve Binance. Bu borsalarda 2020 yılında işte Mart'tan sonra çok az bir çıkış olduktan sonra yavaş yavaş giriş yapmaya başlamış. Bu borsaların özel yanı da muhtemelen, tahmin ediyoruz burada, spekülasyon yapmak biraz hatta zor. Sunduğu imkanlar ve özellikle Binance özelinde yüksek miktarda parite olduğu için asıl trade'in buralarda döndüğünden dolayı buralara giriş olmuş. Ve işte Mayıs'tan sonra da, o büyük düşüşten sonra da yavaş yavaş çıkış yapmaya başlamışlar. İkinci grup borsalar ise hiç yani hız kesmeden çıkışı olmaya devam eden borsalar. Bitstamp, OKX, Huobi ve Coinbase. Burada bu dört borsa arasından Coinbase'de özellikle bir şey söylemek istiyorum. Bu borsalardan 2020 Mart'tan beri hep çıkış olmuş. Ama Coinbase'in bu grafikte ben biraz araştırdım ama emin olmamakla beraber şu konuda sonuca vardım diyebilirim. Coinbase Custodial hizmet verdiği cüzdanları buraya dahil değil. Ve o yüzden burada Coinbase'in özellikle şu açık olan mavi renkli Kasım'dan Mayıs'a geçişte görüyorsunuz. Yüksek miktardaki düşüş kurumsal yatırımcının Coinbase'den hizmet alıp Coinbase'in içerisindeki coinleri kendi cüzdanına çektirmesi. Aslında onlar da Coinbase'de ama teminatlı olarak duruyorlar. Yani aslında bizim paramızı bankaya koyup da kasada ayırmak gibi diyebiliriz. Borsalardan çıkıp da bir de madenciler tarafına da bakacağız bu hafta. Madenci tarafına çok önemli bir termokyap verisini anlatacağım size. Öncesinde bir büyük madenci göçü vardı. Bundan 3-4 hafta önce konuşmuştuk. Hatırlayanlar olur. Madenci göçün öncesindeki 184 exahash'lik toplam hash gücü düşerek, %50 düşerek 90'a kadar düşmüştü. Ve Çin'den çıkan madencilerin bu hafta itibariyle 90'dan 137'ye geldiğimiz seviye, hash rate tekrar toparlanıyor bir yandan. Biz 184'ten 137'yi ölçtüğümüzde kapanan cihazlar %50 idi ve onun da %50'si kadar bir cihazın hala offline olduğunu görüyoruz. Yani bunun toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz eğer ki piyasada olağanüstü bir durum olmazsa. Madencilerin hash rate'leriydi bu. Bir de cüzdanlarına bakalım. Çünkü madencilerin termokepe bağlayacağım. Gelirleri çok önemli Bitcoin'in geleceği için. Madenci cüzdanlarına baktığımızda 2020 ve 2021 yılı boyunca bakiyelerin yükseldiğini görüyoruz. Ve daha öncekine göre, hani daha şu grafiğin daha öncesi yok ama zaten buradaki açının şuradan daha küçük olduğunu görebilirsiniz. Daha fazla hodl etme eğiliminde olduklarını görüyoruz. Şimdi 2021'in şu minor distribution yazan kısımda Ocak ve Şubat ayında yükselişe istinaden bu adamlar da tabii ki kar etmek için bu işi yapıyorlar ve satış yaptılar ve buradaki bakiyelerin düşüşünü görebildik. Ama ondan sonra ise zirve seviyelere geldiğimizde şurada inşallah mouse'um yine güzel gözüküyordur. Zirveleri 60-65 arasında şurada gezdiğimiz noktalarda bile madencilerin akümülasyona tekrar devam ettiğini görüyoruz. Ve çok ufak bir şurada turuncu bir aşağı yönlü ok var. Ağustos ayında bir long term holder'lar, aynı zamanda madenciler de olabilir. Çünkü eski coin'leri de onlar bekletiyorlar. Az sonra toplamda miktarlarında cüzdanların ne kadar para getirdiğini göstereceğim. Bunun haricinde Bitcoin fiyat özür diliyorum. Bu 1360 Bitcoin haricinde bir satış olmadı madenciler tarafından ve tekrar bu hafta itibariyle yukarı yönlü yeşil oku görüyoruz. Madenciler hodl etmeye devam ediyor. Şimdi burada bir sonraki grafiğime geçeyim. Termokap diyordum. Onun ne olduğuna kısaca giriş yapalım başından beri. Bitcoin'in fiyatlamasında ağ güvenliğini kullanarak çıkarım yapabileceğimiz bir metrik. Şimdi ağ güvenliği nedir? Bitcoin madencileri ağ güvenliğini sağlıyor diyoruz. Bitcoin'e duyan arkadaşlar vardı, duymayan arkadaşlar için de 51 atak denilen bir şey. Network'ün hash gücünün, yukarıda az önce grafiğini gördük, yarısından fazlasını elinde tutan kötü bir aktör bir sonraki bloğu kendi istediği transferle doldurup bunu network'e yayabilir. Çok çok basitinde bu. Bunu yaşanmaması için daha fazla hash gücü devreye giriyor ve mümkün olduğu kadar ayrılıyor diyebiliriz. Şimdi termokap
şöyle hesaplanıyor. Bugüne kadar madencilere ödenen blok ödülleri 4 yılda bir yarılanıyor. Ama yarılanmadan önce tabii çok büyüktü. Ama o zaman da dolar karşılığı küçüktü. Blok ödülünün o ödülün alındığı tarihteki dolar karşılığıyla hesaplanıyor ve bunların hepsini toplayarak bu grafiği elde ediyoruz. O yüzden geçmişte bunun, yani daha doğrusu günümüze doğru azalarak, artarak gitmesi normal. Thermocap Bitcoin protokolünün madencilere ödediği ödül olarak özetleniyor. Buradan da şöyle bir çıkarım yapıyoruz. Bitcoin'in üretim maliyetinin üst sınırı diyoruz biz bunu. Yani burada mesela bugün itibariyle, bu hafta itibariyle 30.3 milyar dolar ve bu hafta itibariyle Bitcoin'in piyasası 900 milyar dolar. Yani yaklaşık 29.7 bir katı bir hesap var. Böyle olunca madenciler 29.7x'ten maliyeti düştüğümüz zaman 28.7x, yani %2870'lik bir premium, yani bir kar ile üretim yapıyorlar. Şimdi bu kar ile üretim mi, bu bir şey modeli, yani fiyatlandırma modeli Bitcoin için nerede kullanabiliriz, ona bakacağız. Burada Glassnode analistlerinden Permabull Nino diye bir birisinin ürettiği bir block subsidy model var. Bunu anlatacağım çok kısaca. Bu da aslında çok zor bir şey değil. Thermocap'in, az önce anlattığımın, katlarını burada bize çizdirmiş. Burada kendisi turuncu bir katı, iki katı, altı katı, 32 ve 64 katı var. Burada çıkarımlarımızı anlatayım ben size. 2011 yılındaki ayıda 1x Thermocap çok güzel bir destek. 2015'te 2x Thermocap aynı şekilde. 2018-19'da ve 2020 Mart'ta 6x Thermocap çok güzel destek olarak çalışırken, makro döngülerin hepsinin tepesinde 32x ve 64x'i aralığında, yani bunları görmeden bitirmemiş Bitcoin. Şimdi bunu anlattım. Güncel verileri vereyim ben size. Güncel fiyatlardan Thermocap'in 64 katı, şu açık yeşille gördüğümüz 1.494 trilyonluk piyasa değeri bizim için Bitcoin'e 103 bin dolar yaklaşık ederi denk geliyor. Ama şu anda Bitcoin kendi Thermocap'i güncel olarak 32 katından biraz alçakta olmakla birlikte, hani piyasa değerimizde 969 milyar dolarlar hani civarı. Şimdi piyasa değeri dedik, Thermocap dedik. Bunları birbirle karşılaştırabiliriz. Bu da bize Bitcoin'in market cap to Thermocap ratio denilen bir grafiğini veriyor. Onu da şöyle göstereyim. Bu grafikte yukarı 32 Thermocap, çünkü 32 ile 64 arasında döngü bitiyor demiştik. Bir osilatördür bu. Piyasa değeri ne kadar yükselirse Thermocap'e göre piyasa o kadar hani değerlenmiş ve yani madencilerin üretiminin çok karlı olduğu, üretim premiumunun, maliyet premiumunun üretim maliyetinin kendisine oranla çok fazla karlı olduğunu gösterir. Burada dikkatimiz çeken bir şey var. Bu aşağıdan yukarı doğru pembe çizgiyi görüyorsunuz. Her döngüde bu çizgi yavaş yavaş yukarıya doğru gidiyor. Bu bir trend gibi. Bu da bize şunu anlatıyor. Piyasa zaman geçtikçe üretim maliyetleri yükseliyor. Ama aynı zamanda piyasanın şeyi de, premiumu da artıyor. Yani bu da ne demek? Üretim maliyeti artıyor ama üretimden gelen gelir de artıyor. Bu da ne demek? Bitcoin'in piyasa değerinin üretim maliyetine göre aşırı değerlendirmesi demek. Bununla beraber de bu haftanın on-chain analizini bitireceğiz. Gidişat Thermocap açısından gidişat fena değil ama geleneksel finans piyasaları açısından birazcık muallakta olduğu için şimdilik sentiment tarafına bir şey diyemiyoruz. Ama on-chain tarafı nispeten güzel görünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, çok güzel. Alayım. Ya şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi borsalardan çıkan Bitcoin miktarlarını düşünüyoruz ya. Şimdi birincisi, ben ne olabilir diye düşünüyorum. Acaba borsalardan çıkıp DeFi tarafına mı geçiyor aynı zamanda bir de? O da var aslında hesaba katmak gereken. İki tane fikrimiz var. Birincisi DeFi tarafına geçen kısım wrapped Bitcoin olarak geçiyor. Ve o akıllı kontratın takibini muhtemelen yapabiliyoruzdur. Maalesef bu analizde bulunmuyor. Ama iki de, bu hafta anlattığım gibi bu iki çeşit borsa anlattım ya, ikinci kısımdaki Coinbase'in custodial hizmetleri, custody kısmı. O
O evet. da aslında borsadan çıkan miktar. Yani borsanın içinde ama borsanın kendi tahtasında değil, yani öyle söyleyeyim. Evet. Ya tahtada olmayınca o hesaplamaya da katılmaması mantıklı. Hareketsiz kaldıklarını düşündüğümüz için biz bunları illiquid, yani likit olmayan supply kısmını alabiliyoruz. Yani açıkçası Bitcoin'in gidişatı için iyi ama aynı zamanda bir arz krizi oluşturursa da gelecek olan tepki yukarı yönlü de olsa, aşağı yönlü de olsa çok sert olur. Bu açıdan da volatilite için kötü. Bu da ne demek? Vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında, hani Bitcoin'in de var sonuçta futures marketi. Implied volatility'yi biraz arttıracaktır. O yüzden hani kaldıraçlı işlem yapanlar, opsiyon satın alanlar için risk tabii ki doğal olarak artacak. Tabii. Çok normal. Ki gerçekten tepkiyi de tahmin etmek, yani şimdi herkes şey gibi düşünebilir. İşte aman arz azalınca eldeki coin sayısı haliyle az olacak, fiyat kesin artar falan gibi düşünüyorsunuz ama fiyatın artması için yegane sebep değil. Özellikle aynen mesela öyle. Bu hafta tabii ki gördük ama yavaş yavaş yeni paranın da girmesi lazım. Ama giriyor. Şimdilik gidişatta bir çok büyük bir sıkıntı yok. Evet evet, yani yok bence de, yani ya işte dün belli bir düşüş yaşadık tabii gece. Ama bu düşüşten evet. sonra böyle öldük bittik gibi bir durum en azından şu an söz konusu değil. Önümüzdeki haftanın grafiğinde ekrandaki şu yeşil bölgede şu anda yok. Önümüzdeki haftanınkinde onu konuşacağız. Aynen öyle. Yani ben önümüzdeki haftakini çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Çok teşekkürler Barış. Ben ellerine teşekkür sağlık. Emeğine sağlık. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. İyi bakın kendinize.